Gelelim seçim gündemine. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Gökhan Zan için dışarıdan göründüğü gibi biri değil dedi. Tip Genel Başkanı Erkan Başta Zan'ın adaylığının neden yeri çekildiğini anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zana adaylıktan çekmesini değerlendirdi. Şaşırmadım, dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi bütün Türkiye tanıdı dedi. <laughs> Türkiye İşçi Partisi, partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır açıklamasıyla Gökhan Zana'nın adaylığının çekildiğini duyurmuştu. Gökhan Zana tehdit ve şantaja maruz kaldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adaylıktan çekilmeyeceğini, yoluna devam edeceğini ifade etti. Zan'ın adaylığının çekilmesinin yankıları devam ederken CHP lideri Özel'den bir değerlendirme geldi. Sözcü gazetesine konuşan Özel, olanlara şaşırmadım ifadesini kullandı. Ben olanlara şaşırmadım. CHP'ye geldi, İyi Parti'ye gitti. İyi Parti'den adaylaştı, ayrıldı. Bize tekrar geldi. Hatay Büyükşehir'i istedi. Ama dedi ki Büyükşehir olmazsa Defne'yi verin. Ben Lütfü Başkan'la uyumlu çalışırım. Defne'nin olmayacağını anlayınca Arsuz'u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Zanı hiç düşünmedik. Çünkü çok tutarsız, çok ihtiraslı ve çok çelişkilerle dolu gördüm. Sonra 6 Şubat süreci yaşandı. Tip Gökhan Zan'a aday ilan etti. Tip Genel Başkanı Erkan Başa, Zan'ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim. Tip Genel Başkanı Erkan Başta, Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesine dair iddialar hakkında açıklama yaptı. Bu adamla görüşme yapmış mı? Yapmış. Bu içerikte bir görüşme yapması bile adamla görüşmeler yapmış. Konuşmaları dinlemedim. Ama konuşmalar Gökhan'a sorulduğunda arada şöyle bir laf ediyor. Ben kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmek zorundayım. Bu bizim arkadaşlar için işin koptuğu nokta. Biz zandan desteğimizi çektiğimizi açıkladık. Bundan sonra tek başına girecek. Ama onu da yapamaz, kimle yapacak? Böyle bir gücü yok.